Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Direkt ön yüzden modelime başlayacağım. Modelimiz zaten dilimli gibi duruyor. Bence lastiğe de gerek yok. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi de öreceğim. Kenar ilmeğini şöyle düz olarak ördüm ve ipi benden yana alıp birinci sıra ön yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Birinci sıra ön yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde ve ikinci sırada ilmeklerimi düz örüyorum. Yani ön yüzü iki sıra haroşa düşmesi gerekiyor. Onun için yapıyoruz bu işlemi. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak ördüm. Bir artırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeği yine düz örüyorum. Şimdi burada 3 ilmeğimi birlikte alacağım ama ortadakini başa almam gerekiyor. Ben şu şekilde değiştiriyorum ilmeklerimin yerini. Ortadaki ilmekten girerek şöyle 2 ilmeğimi şişime aldım, çevirdim ve şişime taktım. Böylelikle ortadaki ilmek başa gelmiş oldu. Ve ardından bu 3 ilmeğin üçünü birlikte düz öreceğim. 3 ilmeği birlikte düz ördüm, 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 ilmek düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yapıp, burası bir model bu arada. Tekrar bir artırma yaptım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi bir ilmeğe düşüreceğim. Şöyle soldan girerek ilmeklerimi çevirdim ve tekrar sol şişime taktım. Çevirerek ortadaki ilmeği başa almış oldum. Daha sonra 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırıp 1 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırıp 2 ilmek düz örüyorum. Yine 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte toplayacağım. Ortadaki ilmeğimi başa alıyorum. Ve üçünü birlikte şöyle örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bakın başladığımız gibi bitiriyoruz. Burada bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü sıramız bu şekildeydi. Modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Bakın alt kısmı hafif dilimli durmaya başladı zaten.
Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz olarak ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Bu sefer 1 ilmek düz ördükten sonra 3 ilmeğimi toplayacağım. Ortadaki ilmeğimi yine başa almam gerekiyor. Şu şekilde çevirip şişime takınca ortadaki ilmek başa geldi ve 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Ardından yine 1 ilmek düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Ortadaki ilmekleri düz öreceğim. 1, 2, 3 ilmek düz olarak ördüm. Tekrar bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Yine bu 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte toplayacağım. Ortadaki ilmeğimi başa almak için şu şekilde yerlerini değiştirdim. 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Ve 1 ilmek yine düz ördüm. Bir arttırma yapıp aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Tekrar 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmeğin 3'ünü birlikte toplayacağım. Ortadaki ilmeği başa aldıktan sonra 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Bir düz ilmek, bir arttırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıra ön yüzde sıramız bu şekildeydi. Modelin 6. sırasında ve arka yüzündeyim. Yine ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz olarak ördüm. Burada tekrar bir arttırma yapıyorum. Yine bu 3 ilmeğimi birlikte toplayacağım. Ortadaki ilmeğimi başa almam gerekiyor. Bu şekilde ortadaki ilmeği başa aldım. 3 ilmeğimi birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Ortadaki ilmeğimi başa alıp 3 ilmeğin 3'ünü birlikte örüyorum. Bir arttırma yaptım. Tekrar aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Yine 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte şöyle ortadakini başa aldıktan sonra 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka sırada ilmeklerin tamamını ters örüp geliyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım ve bir modeli bitirmiş olduk. Bakın model ortaya çıktı. Şimdi tekrar model kuracağız. Bu sefer modeli kaydıracağız. Yani kaydırmalı olarak kuracağız modelimizi. Şu ara kısımlara yapacağız şu işlemi. Birinci sıra ön yüzden tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi ön yüzde ters örerek ikinci modele başlıyorum. Arka yüzden de düz öreceğim ve ön yüze 2 sıra haroşe düşmüş olacak. Ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Ben şöyle 2 sıra haroşemi ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim modelimin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini sola doğru çevirip 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 2 ilmek düz olarak ördüm. Bir arttırma yapıp 1 ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp 1, 2 ilmeğimi düz ördükten sonra bu 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte alacağım. Ortadaki ilmeğimi başa alıyorum. Ve 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bakın modeli buraya kaydırdık. Buraya kurmuş olduk modelimizi. Şimdi bir arttırmamı yapıp bir düz ördüm. Tekrar bir arttırıp 1,
2 ilmek düz ördüm. 3 ilmeğimin üçünü birlikte toplayacağım. Şu şekilde çevirip şişime taktım. 3 ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1 düz ördüm. Tekrar 1 arttırıp 1 2 ilmek düz ördüm. Sağdan girerek 2 ilmeğimi şöyle sola doğru kesiyorum. 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. İkinci modelimizi ara kısımlara kaydırmış olduk. Arka sırada ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek düz örüp sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim ve 1 ilmeğe düşürdüm. Daha sonra 1 devam ediyorum. 1 ilmek düz ördükten sonra 1 arttırma yapıyorum. Aradaki 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırma yapıp 1 ilmek düz örüyorum. Yine bu 3 ilmeğimin üçünü birlikte alacağım. Ortadaki ilmeğimi başa alıp 3 ilmeğimin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ve bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırma yapıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. Arttırmamı yaptım. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmeğimi yine birlikte alacağım. Ortadaki ilmeği başa almam gerekiyor. Bu şekilde çevirerek ortadaki ilmeğimi başa aldım ve 3 ilmeğin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra 1 arttırdım. 1 düz ördüm. Yine sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. 1 düz ilmek ve kenar ilmeği. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. 7. sıra ön yüzüm. Modelimiz artık ortaya çıktı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 1 ilmek düz örüyorum ve sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum. Tekrar bir arttırma yapıp aradaki ilmekleri düz örüyorum. Devam ediyorum. Bir arttırma yapıyorum. Burada şimdi ön yüzlenmek kalmadı. Direkt üçünü keseceğiz. Bunun için de ortadakini başa alacağım. Ve 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir arttırma yapıyorum ve 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. 3 ilmeğimin şöyle ortadakini başa alıyorum. Ve 3'ünü birlikte örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. 1 ilmek arttırıyorum ve yine 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Devam ediyorum. 1 arttırdıktan sonra sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. 1 ilmek düz ve kenar ilmeğim. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamı ters örülecek. Sıramı tamamladım ve modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Duracak. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak burada da aynı şekilde başladım modeli. Dilerseniz lastik örebilir ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel etol şal olur. Yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, anne yeleklerinde birçok örgüde kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı,
Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.